Hadi birkaç parabolik ayna çizelim. Bu videoda parabolik aynaların önündeki nesnelerle ilgili birkaç örnek inceleyelim diyor. Bir nesnenin görüntüsü aynaya olan uzaklığına göre nasıl değişir ona bakalım. Bu sayede parabolik aynaları daha iyi kavrayacağız. Ayrıca ışık ışınlarını nasıl kullanacağımız, nasıl çizeceğimiz konusunda da daha etraflı bir fikrimiz olacağını düşünüyorum. Çünkü bu ışık ışınları yansıtıcı ve kırıcı diğer araçları, mesela mercekleri incelerken de çok işimize yarayacak. Neyse, işte bu bir parabolik ayna. Şimdi bunu kopyalayıp yapıştıracağım. Ama önce odak noktasını da belirteyim. Odak noktası burası olsun, işaretliyorum. Eğrilik merkezi de tepe noktasıyla odak noktası arasındaki uzaklığın iki katında yer alacak. Eğrilik merkezimiz biraz daha yakına getireyim. İşte eğrilik merkezimiz de bu. Şimdi şunu kopyalayalım ki daha sonra yapıştırıp tekrar kullanabilelim. Her seferinde baştan çizmek zorunda kalmayalım. Kopyala. Evet kopyaladım. Şimdi sanırım bunu geçen videoda yaptık. Eğrilik merkezin arkasına bir cisim yerleştirelim. Buraya bir cisim yerleştiriyoruz. Cisimler yaygın olarak yukarı bakan bir okla gösterilir. Bu bir ışık ışını değil yani bir cismi temsil ediyor. Okunucu cismin en üst noktasına karşılık geliyor. Ki ışık ışınlarımızı genelde bu noktadan gönderiyoruz. Ama şart değil. İstersek ortadan, istersek en alttan gönderir, cismin görüntüsünü yine oluşturabiliriz. O halde başlayalım. Söz konusu parabolik aynalar olduğunda en kolay yol cisimden sadece iki ışık ışını çıkartmaktır. Işınlardan birini asal eksene paralel göndeririz. Diğerini ise odaktan geçiririz. Çünkü bu şekilde yol alan ışınların tam olarak nasıl yansıyacağını biliriz. Yani matematiğe başvurmamız gerekmez. Paralel ışını gönderelim. Paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır. Odaktan geçerek gelen ışıksa paralel şekilde yansıyacaktır. Bakın paralel yansıyor. Hatırlayın geçen videoda da bu örneği işlemiştik zaten. Nasıldı? Bu noktadan bu yönde yayılan tüm ışık ışınları yansıdıktan sonra bu noktada tekrar birleşiyordu. Aynı işlemi ok üzerindeki tüm noktalar için mesela okun tam orta noktası için yapabiliriz. Burası okun orta noktası. Aslında yine aynı şey. Paralel ışınımızı yolluyoruz. Paralel gelen ışın odak noktasından geçecek şekilde yansıyor. Yansıttık. Bir de odaktan geçen ışınımız var. Odaktan geçerek gelen ışın da paralel olarak yansıyordu. Onu da paralel olarak yansıttık. Demek ki ok üzerindeki bu nokta görüntü üzerindeki bu noktaya karşılık geliyormuş. Sanırım artık daha net görülebiliyor. Bu cismin parabolik aynadan yansıyan görüntüsü bunun gibi oluşuyor. Bu görüntü gerçek bir görüntü ve cismin kendisinden daha küçük. Çizimimden pek anlaşılmıyor ama cismi daha da geriye çekecek olursak Görüntünün cisimden daha küçük olduğu açıkça görülür. Hadi bir iki örnek daha yapalım. İlk çizimi yapıştırıyorum ki baştan çizmem gerekmesin. Şimdi bir bakalım. Netleştirmek adına az önce söylediklerimi not edeceğim. Buradaki görüntü gerçek ve cisimden daha küçük. Bu durum ne zaman böyle geçerli? Cisim eğrilik merkezinin gerisindeyken. Durun bu örneği buraya daha büyük çizeyim ki kafamız karışmasın. Gördüğünüz gibi paralel ışınımı gönderiyorum. Işın odaktan geçecek şekilde yansıyor. Odaktan geçecek şekilde ışınımı gönderiyorum. O da böyle paralel şekilde yansıyor. İşte şimdi çok daha kolay görebilirsiniz. Oluşan görüntü cisimden çok daha küçük ve tabii ki ters. Evet bir örnek daha yapalım ama bu kez cismi eğrilik merkezine yerleştirelim cismimizi tam buraya yerleştiriyoruz. Yani cismi odak noktasının tepe noktasına olan uzaklığının iki katı mesafeye koyduk. Paralel ışınımızı gönderiyoruz. Bu ışınları çizmek ne kadar da zor. Asal eksene paralel gelen ışın. Hatırlayalım. Asal eksen dediğim doğru bu. Asal eksen. Bu doğru asal eksenimiz oluyor. Parabolün simetri ekseni gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi bu paralel ışın odak noktasından geçecek şekilde yansır. Yansıyor, odak noktasından geçiyor. Şimdi ikinci ışınımızı gönderelim. Bu ışın da doğruca odaktan geçecek şekilde geliyor ve paralel şekilde yansıyor. Paralel yansıyor. Gördüğünüz gibi dünyanın en iyi çizimini yapan insan değilim. Bir saniye şu ışını biraz daha güzel çizeyim. Paralel ışınımız duruyor. Evet odak noktasından geçecek şekilde gelen ışınımızı çiziyorum ve epey zorlanıyorum. Işın odak noktasından geçecek şekilde geliyor. Sonra da bu şekilde paralel olarak yansıyor. Bu çizim harika bir çizim olmadı. Gerçekten bu ışınlar öyle birleşiyorlar ki oluşan görüntü cismin aynı boyutta ama ters dönmüş hali oluyor. Çünkü simetrikler. Şunu daha düzgün çizmeye çalışayım. Işınlar doğru denk gelsin. Tamam. Bu ışın gayet güzel bu şekilde yansıyor. Odaktan geçiyor. Bir tane de odaktan geçecek şekilde gelen ışın var. Şeklin tamamen simetri olması lazım. Bu ışın da paralel şekilde yansıyor ve diğer ışınla birleşiyor. Galiba biraz daha anlaşılır oldu, değil mi? Cisim buydu. Görüntüde cismin ters çevrilmiş hali oldu. Yani yansıyan ışınların birleştiği noktanın aynaya olan uzaklığıyla asıl cismin aynaya olan uzaklığı birbirine eşit görüntüyle cismin boyutları da birbirine eşit. Bir tek görüntü ters. O zaman burada görüntü gerçektir ve cisimle aynı boydadır diyebiliriz. Bir iki örnek daha yapalım. Yavaş yavaş zihnimizde oturmaya başladı öyle değil mi? Bu arada isterseniz videoyu duraklatıp birkaç örnekte kendiniz çizim yapabilirsiniz. Çünkü alıştırmanın yerini hiçbir şey tutmaz. Bu kez cismimizi erilik merkezi ile odak noktasının arasına yerleştiriyoruz. Asal eksene paralel bir ışın gönderiyoruz odaktan geçecek şekilde yansıyor. İkinci ışınımızı da odak noktasından geçecek şekilde gönderiyoruz. O da paralel yansıyor. Bunu da tekrar çizmek istiyorum. Galiba bu tür örnekleri çizerken daha hassas araçlar kullanmak lazım. Cismi buraya yerleştirdik. Paralel ışını gönderdik. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. Programın düz çizgiyi çizme aracını mı kullansaydım acaba? Evet bir ışını da odaktan geçecek şekilde gönderdik. O da paralel olarak yansıdı. Gördüğünüz gibi okun ucundan çıkan ışık ışınları bu noktada birleşiyormuş. Aynı işlemi ok üzerindeki tüm noktalar için tekrarlarsak asıl oktan daha büyük ters bir ok görüntüsü elde ederiz. Bu görüntü aynı zamanda erilik merkezinin gerisinde yer alıyor. Hatta bunu ilk örnektekinin tam tersi gibi düşünebiliriz. O zaman yazalım. Görüntü gerçektir ve cisimden daha büyüktür ve ışınların birleştiği nokta eğrilik merkezinin gerisindedir. Şöyle de düşünebilirsiniz. Asıl cisim bu ters ok olsaydı görüntüsü bu küçük ok olacaktı. Tek yapmanız gereken ışınları tersten izlemek. Yani bu örnekle yukarıdaki ilk örnek arasında bir simetri var. Hadi biraz daha örnek inceleyelim. Cisim tam odak noktasında olsaydı ne olurdu? Cisim odakta yer alıyor. Çizelim ve görelim. Cisim tam olarak odak noktasında Paralel gönderdiğimiz ışın odak noktasından geçecek şekilde yansır. İşte böyle. Şimdi sıra odaktan geçecek şekilde gelen ışını çizmeye geldi. Ama çizemiyoruz. Neden? Çünkü bu ışının tam da cismin orta yerinden geçmesi gerekiyor ve bu mümkün değil. O halde mecburen farklı bir ışına başvuracağız. Parabolik aynaya tam bu noktada çarpan ışını ele alalım. Neden bu nokta diyecek olursanız bu noktada ayna düz ve düşeydir ve düz aynalarda gelme açısı yansıma açısına eşittir. O halde buraya bu şekilde gelen ışın şu an önceki örneklerden farklı bir şey yapıyoruz. Gelen ışın bu şekilde yansır. Yani cisim odak noktası üzerindeyken cismin çıkan tüm ışınları birbirine paralel olacak şekilde yansır. Dolayısıyla hiçbir yerde birleşmezler. Birleşmediklerine göre gerçek bir görüntü de oluşturamazlar. Gel gör ki Aynanın gerisindeki bir noktadan yola çıkmış da olamazlar. Çünkü paraleller. O halde sanal yani zahiri bir görüntü de oluşmaz. Özetle bu örnekte hiçbir görüntü oluşmaz. Görüntü yok. Cisim odak noktasındayken görüntü oluşmuyor. Son örnekte ise cismin ayna ile odak noktası arasında olduğu durumu inceleyeceğiz. Çizelim. Cisim odak noktasının önünde yani burada. Şimdi kolaylık olsun diye yine paralel bir ışın çiziyorum. Çünkü aynaya paralel gelen ışının odak noktasından geçecek şekilde yansıdığını biliyorum. Yani ışın bu şekilde bir yol izler. Gerçeği bu kez cismin kendisi yansıyan ışının önüne geçiyor. Ama ışın yoluna devam edebilse bu yönde gidecekti. Bu yönde yansıyacaktı yani. Gelelim odak noktasından geçerek gelmesi gereken ışına. Onu da aynaya odak noktası doğrultusunda gönderelim. Bu ışın ise asal eksene paralel olacak şekilde yansıyacaktır. Paralel olarak. Evet, bu iki ışık ışını birbirine yakınsamıyor. Ama sanki aynanın arkasındaki bir noktadan ıraksıyor gibiler. Sanki aynanın arkasındaki bir noktadan doğuyorlar. Öyleyse bu durumda sanal bir görüntü oluşuyor demektir. Sanal bir görüntü oluşuyor. Ve oluşan sanal görüntü asıl cisimden daha büyük. O halde bu ayna odak noktasıyla ayna arasındaki cismi büyütüyor diyebiliriz. Luna parklardaki dev aynaları düşünün. Aynı onlar gibi. Özetle parabolik bir aynaya yeterince yaklaşırsanız kendinizi olduğunuzdan daha büyük görürsünüz. Daha büyük çizeyim. Aynamız bu. Bu odak noktamız. Asal eksenimizi de çiziyorum. Bu sizsiniz veya herhangi bir cisim. Buraya paralel bir ışın gönderdiğimizde bu ışın odak noktası yönünde yansır ve cismin kendisi tarafından engellenir. Odak noktasından geliyormuş gibi görünen bir ışın çizdiğimizde ise bu ışın asal eksene paralel olarak yansıyacaktır. İşte yansıyan bu iki ışın birbirinden uzaklaşır. Fakat insan beynine, insan gözüne sanki aynanın arkasındaki bu noktadan geliyormuş gibi görünürler ve bu nokta cismin sanal görüntüsündeki tepe noktasına karşılık gelir. Evet umarım alıştırmaları faydalı bulmuşsunuzdur. Buradaki en önemli husus cismin tepe noktasından çıkarttığımız rastgele ışınların nasıl yansıyacağını kestirebilmek. Bu ışınları cismin herhangi bir noktasından çıkartabiliriz aslında ama bu noktayı ve bu yönleri tercih ediyoruz. Çünkü bu ışınlarla çalışmak çok daha kolay. Ne demiştik? Odak noktasından geçen ışın aynaya paralel yansır. Aynaya paralel gelen ışın odak noktasından geçerek yansır.